Başlayalım ama istiyorsan önce bir Süleyman Soylu, Pırat haber Habertürk'e çıktı. Orada işte kendi çapında birkaç şey söyledi. E, oradan alarak istiyorsan bir Cumhurbaşkanlığı şeyine gelelim. Grup toplantısına gelelim. Sonra da ikinci sırada grup toplamasını konuşalım. Ee, diğer konuya geçeceğim ama şununla ilgili bir şey. Tayyip Bey'in Meral Hanım'la ilgili söylediklerine geleceğim. Aslında vardı ama ilk defa buradaki bir fark. ilk defa Cumhurbaşkanlığı düzeyinde şiddet, teşvik ve takdir edildi. Hatta daha ileride teşvik et toplumu aslında hepimize yönelik yaptı. Bu konuya geleceğim ama diyeceğiz. önce izleyicilerimize bence benim bugün kafamda şöyle bir şey var. Bir bir resim yapayım izleyicilerimize. Yani bir puzzle'ın parçalarını bir araya getirerek ortaya bir resim çıkayım çıkarayım. Ne oldu? Ne oluyor? Bundan sonra ne olabilir? Bu üç soruya izleyicilerinin kafasında bir netlik sağlayabilir miyiz? Çünkü Bilgiler o kadar parça parça, ayrı ayrı ki bunu bir araya getirmek biraz mesleki bir şey gerektiriyor. Evet. Biz çok dikkat ettiğimiz için, çok takip ettiğimiz için, ettiğimiz için mesleki olarak ayrıntılara da ister istemez dikkat ediyoruz. O yüzden izleyicilerimize böyle bir işe yarayacak bir bilgi, bir resim, bir resim gösterelim. Tam olarak ne oluyor siyasette diye. Şimdi Sedat Peker'in videolarıyla beraber ortaya bir siyaset mafya ilişkisi çıktı. Eee ama bütün bunların nereden kaynaklandığını, Sedat Peker niye konuşmaya başladığını, aslında orada kime ne yapmaya çalışıyor, kimin lehine, kimin aleyhine bir çaba içerisinde, Tayyip Erdoğan niçin suskundu, Süleyman Soylu televizyonlara niçin çıktı ve Tayyip Erdoğan sonradan katılıyorum, tırnak içinde sahip çıkıyormuş gibi gözüktüğü o konuşmayı niçin yapmak zorunda kaldı anlamına gelen bir şey. Şimdi izleyicilerimiz hatırlarlar, daha doğrusu oraya geleyim. Şimdi hem Süleyman Soylu'nun açıklamalarından hem de sonrasında Ahmet Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı konuşmalardan anlıyoruz ki AK Parti içerisinde çok eskiye dayanan bir iktidar kavgası varmış. Önce Süleyman Soylu, Pelikan grup dedikleri Tayyip Bey'e yakın, hatta buna muhtemelen Berat Albayrak da dahil ve Binali Yıldırım'ın da ortak olduğu bir yapı önce Davutoğlu'nu tasfiye ediyorlar hep beraber. Sonra çünkü orada bir partinin başına geçme çabası var. İki, Tayyip Bey'den sonra. Tayyip Bey'den sonra derken de o sorunun tarihi belli değil. Hani Tayyip Bey bıraktıktan sonra değil. Muhtemelen Tayyip Bey'i ona zorlayacak bir çaba içerisinde. Sonrasında da Cumhurbaşkanlığına oturma çabası var. Önce beraber ittifak halinde Davutoğlu'nu tasfiye ediyorlar. Berat, Soylu, Berat'ın ekibi hep beraber. Bu çıktı ortaya. Süleyman Soylu zaten bunu açık bir şekilde söyledi. Davutoğlu'nun görevden alınmasında benim çok büyük bir şeyim var diye. etkim, katkım var diye. Biz zaten pelikan kısmını da ayrıyeten biliyoruz. Sonra biz Sedat Peker'in videolarından, o konuşmalardan anlıyoruz ki Süleyman Soylu bu sefer dönüyor. Sedat Peker'le bir ittifak yaparak Berat'i tasfiye sürecini başlatıyor. Ve yine o ortaya çıkan, telefon kaydettiği telefon konuşmalardan anlıyoruz ki Berat Albayrak bir video kasetiyle Tasfiye ediliyor. Çünkü orada Sedat, Serhat, şey, Sedat Peker, ya kaseti yayınla dediler, yayınladım. Kaldır dediler, kaldırdım. İşte habire muhataplarına, abi ben bunun için damadı tasfiye ettirdim anlamına gelen bir şey söylüyor. Şimdi izleyicilerimiz hatırlarlar. Ben burada Berat Albayrak görevden alındıktan sonra burada bir konuşma yapmış ve demiştim ki, Berat Albayrak MHP'nin talebi üzerine gitti. Hatta askıda ekmek kampanyası, MHP'nin askıda ekmek kampanyası da biraz Berat Albayrak'ı yıpratmaya dönük bir kampanyaymış. Geçmişe dönük söylüyorum. Belli ki Tayyip Erdoğan önüne Berat Albayrak'la ilgili ya bir dosya veyahut Sedat Peker'in dikkat çektiği gibi bir kaset koyuyorlar. Bu soylu eliyle olan bir şey ve Sedat Peker ortaklığıyla yapılan bir şey. Ve Sedat Albayrak muhtemelen Tayyip Bey'in bu kendine yöneltilen tehdide boyun eğmek, eğmesine karşılık kızıp ayrılıp istifa ediyor. Peki bunun altında ne yatıyor? Bunun altında şunu biliyoruz. Benim geçen programda burada aktardığım duyumlarım vardı. Çok ciddi almıyordum ama hem bu Sedat Peker videolarıyla hem Süleyman Soylu'nun konuşmalarıyla onları birleştirdiğimde evet doğruymuş dediğim. Şimdi Sedat Peker diyor ki konuşmalarında Nisan'da bana her şey tamam döneceksin deniliyordu. Ben o Nisan'ın 24 Mart'taki AK Parti Kongresi olduğunu hem şimdi anlıyorum hem geçmişte duymuştum zaten. Süleyman Soylu önce Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkanlığı'nı talep ediyor. Ha, burada Süleyman Soylu'nun şöyle bir avantajı var. Berat Albayrak'ı tasfiye ediyor. Ahmet Davutoğlu'nu Davutoğlu tasfiye ediyor. Kendisi kalıyor Tayyip Bey'in yerini almak üzere. Ama yanına ittifak topluyor. Hem MHP'yi yanına çekiyor hem diğer ağır gibi, çakıcı gibi ekiple bir birliktelik kuruyorlar. Bana göre çakıcının serbest bırakılması da bu projenin muhtemelen bir parçası olarak serbest bırakılıyor. Ve bunun üzerine çakıcı serbest bırakılıp çakıcı artık tırnak içinde devletin gözde suç örgütü lideri haline gel, gelince Sedat Peker yurt dışına kaçmak durumunda kalıyor. Şimdi 24 Mart'ta muhtemelen Tayyip Erdoğan can ile kongreleri yaparak bunu Süleyman Soylu'ya vermedi. Sonra bunlar işi Cumhurbaşkanlığını talep etmek üzere ilerletiyorlar. Biz bunu nereden anlıyoruz? Hem daha önce burada programda söylemiştim. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar her gezdiği yerde artık devlet biziz. Bundan sonra devleti biz yönetiyoruz. Süleyman Soylu beyefendiden çekilmesini rica edecek ve bundan sonra Süleyman Soylu geçecek için işin başına. Şimdi bu Tolga Ağar'ın bu sözünü ben burada programda aktarmıştım. Ama bunun üzerine bir de Sedat Peker bir tweet attı. Dedi ki Sülü, onun tabiriyle söylüyorum bunu. Sen Cumhurbaşkanı Tolga Arda İçişleri Bakanı olacaktınız, bu projenizi engelledim. Hadi haysiyetin varsa çık bunun yalan olduğunu söyle diye. Belli ki bu projede Sedat Peker'in de içinde olduğu bir yapıyla beraber bu devreye sokuldu. Burada MHP'de var, işin içinde anladığım kadarıyla. Mehmet Ağarlar da var, Çakıcı da var, Sedat Peker de var. Fakat Sedat Peker, Çakıcı'nın devreye girmesiyle beraber kendisinin tamamen diskalifiye olduğunu fark edince yurt dışına kaçtı yurt dışına kaçtı. İçeride şunu, şunu fark etti. Eğer bunlar başarılı olursa ben yokum orada. Orada artık çakıcı var. Ve kendince şöyle bir yol haritası çizdi. Ben ne yapıp edip Tayyip Erdoğan'ın bu kavgadan başarılı çıkmasını sağlamazsam eğer benim bir daha Türkiye'ye dönüş biletim olmuyor. Çünkü dönüş bileti yaptığım, ha söylüyor ya Süleyman Soylu benim dönüş biletimdi. 20 yıl buna çalıştık diyor Süleyman Soylu için. Şimdi Süleyman Soylu bizi şöyle diyebilir. Bir mafya liderinin sözünü mü ciddiye alıyorsunuz diyebilir. Bunu sadece mafya lideri söylemiyor. Süleyman Soylu'nun dostu olan iki kişinin Sedat Peker'le yaptığı telefon konuşmasından da bunların doğru olduğunu anlıyoruz. Çünkü son telefon konuşmasında Süleyman Soylu ekranda o kişi benim dostum, arkadaşım demişti zaten. Bütün bunlar şuna geliyor. Burada bir yapı var. MHP'nde içinde olduğu güçlü bir ortaklık. O ortaklık Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanlığını istiyor. Şimdi burada bizim sorabileceğimiz şöyle bir soru var. Neye güveniyorlar? Bu, bunu nasıl cesaret ediyorlar? Cesaretin kaynağı nedir? Bu muhtemelen bizim bilmediğimiz ortada başka bir kasetler, başka dosyalarda dolaşıyor. Peki sonra ne oldu? Bütün bunlar ortaya çıktığında Süleyman Soylu iki sefer televizyona çıktı, TRT'ye çıktı. Orada üstü kapalı tehditler savurdu. Azdan az gider, çoktan çok gider dedi. Cumhurbaşkanı isterse beni bir gece yarısı görevden alabilir. Yani ben istif etmiyorum alabiliyorsa alsın anlamına gelebilecek. Dahası orada çok önemli bir şey yaptı. Tayyip Bey'e çok yakın. Tayyip Bey'in bir anlamda tırnak içinde tetikçiliğini yapan bu tip işlerde. Sedat Peker'le iş tutan o milletvekilinin 10 bin dolara maaşa bağlandığını söyledi ki bu Tayyip Bey'e açık bir meydan okumaydı. Daha o da yetmedi. Efkan Alan adını ortaya attı yani Sedat Peker'e ilk korumayı veren Efkan Aladır diye. Orada kaldı. O günden sonra nereden baksak yaklaşık bir 10 gün kimse çıkıp savunmadı. Ne Tayyip Bey ne AK Parti'den bir yetkili ne Çünkü Tayyip Bey hem Berat Albayrak'ın bir kasetle görevden yani zorla tehditle aldırılmış olması orada duruyor. Hem bu yapının Tayyip Erdoğan'dan isteği ortada duruyor. Hem de devlet içerisindeki bu yeni bir paralel yapı dediğimiz bir kadrolaşma. Bütün bunlar ortada. Sonra Habertürk'e çıktı. Habertürk de işi daha da ileriye götürdü. Göreceksiniz dedi beni yarın savunmak durumunda olacaklar. Hem Bahçeli için söyledi hem Tayyip Bey için söyledi. Dahası 10 bin dolar maaş alan AK Parti milletvekilinin adını savcılığa vereceğim dedi. Bu da bir aslında bir tehdit mesajı iletiyordu yukarıya. Başka bir şey daha söyledi ki bence Tayyip Bey'in AK Partilerin çok hassas olduğu bir şeydi benden önceki İçişleri Bakanları'nın elinde evinde para sayma makineleri çıkıyordu diyerek 17-25 Aralık'ın gerçek olduğuna dair bir tehdit mesajı da yayınladı oradan. Ve bunun üzerine bir meydan okumalar, istifa etmiyorum, buradayım, sahip çıkacaklar falan dedi. Ve ertesi gün Tayyip Bey grup toplantısına çıktı. Buraya kadar bir şey söyleyeyim Levent. Yani gazeteci olarak ikimiz de Tayyip Erdoğan'ı hani bir dönem bilen, takip eden ya, yani birebir. Sonra da hani uzaktan da olsa iyi bilen insan.